İlber Ortaylı. Dün akşam Fatih Altaylı'nın programında öyle bir laf etti ki öyle bir laf etti. <laughs> yani hani Sedat Peker'in bir sözü var ya Keslan diye. Yani içinden bunu dememek için herhalde ben dedim önce onu söyleyeyim. Bırak lan demeyi. Aynen şuydu dediği Afganlılar çok çalışkanmış ve bizim onlara ihtiyacımız varmış. Dinleyelim mi? Şeyler diyor Taliban geliyormuş canım. içinde Taliban'ın ajanları da olabilir. E polisimiz var istihbaratımız var değil mi efendim? Seve Peki seve bun, bun, bunca yani. insanın Türkiye'ye gelmesi. Türkiye'de bir Şimdi başta söylediğin e, diyorsun ya dil değişir, bütün demografi değişir. Bütün bunların gelmesi Türkiye'de bir risk yaratmıyor mu sana göre? Bana göre Suriye ne Suriye'nin ne Afganların buraya gelmesi dini bakımdan bir risk yaratmaz. Dini demiyorum. Genel demografi. Demografi bakımından ne yaratacak? Gelir oturur önce kendi arasında evlenir sonra el alemle evlenir sonra gider. Yani Farsça dediğin şeye karşı Türkler müdaffasız bir millet değil ki bizim lisanımızın yüzde kırkı Farsçadan oluşuyor. Bir İçişleri Bakanımız var. Hiçbir güvenlik belgesi okumamıştı, yazısı da okumamıştı, makalesi okumamıştı. Bir cumhurbaşkanı Zuhar kendine ekonomisi ilan etti. Ama ekonomiyle ilgili bilgisi nedir diye soracak olursanız bildiğim kadarıyla bir sucuk fabrikasında muhasebe müdürüydü. Hilber Ortaylı diyenilecek olay şu, sen tarih konuş ama güvenlik meselelere gelince ne demografik yapı bozulur ne de güvenlikle ilgili bir problemimiz olur deyip ardından da en fazla ne yaparlarmış? Kendi işlerinde evlen. Bir de el alemle evlenirler demek istediği asimile olurlar, topluma karışıp giderlermiş. Böyle söylüyor. Bir de çalışkanlarmış. Yani bu bu hani özrü kabahatinden büyük yani bir Türk milletine tembel dedi. <laughs> Hakaret etti aslında. Afganları da yüceltti. Polisimiz varmış, istihbaratımız varmış. Ebe İlper Ortaylı, İlber Ortaylı Hoca, Orta Orta, Ortaylı Hoca. Sana şimdi ortadan bir laf söylemek lazım. Sen ortadan doğru al şimdi. Irak'ın da polisi vardı. Orta en büyük ordusuna sahipti. Orta en büyük istihbarat örgütüne sahipti. Yerinde şimdi yerler esip üç parçalı ve sürekli kargaşa o içerisinde olan bir Irak. Düşün IŞİD girdi oraya. Da darma Dağın eterek gitti yani. Hatırlayın lütfen. Peşmergeyi falan önüne kattı kovaladı. Sonra Suriye'ye girdi. Suriye 10 yılın sonunda işit orayı tarımlar etti. Yani o gün o gün çok açık bir şekilde söyleyelim. Sahada işit kimlerin desteklediği tarihsel olarak Orta Doğu'da duruyor. Bizimkiler kızgın çocuklar diyorlardı onlar için. Onlar tarım ettiler ortalığı. Dışarıdan geldiler. Öyle mülteci olarak falan da gelmediler. Ve şimdi Afganistan'dan gelenler, çalışkanlar kabul edelim. Ben buradan İlber Ortaylı hocaya ortadan bir laf daha söyleyeyim. Afganlıları evine al. Bahçenin temizliğini ver. Aynı zamanda evinin mutfağında çalıştır. Yemek yapsınlar sana. Afgan yemeklerini seversin. Aynı zamanda da evinin mutfağında çalıştırırken yemek olarak temizliğinde de görevlendir. Dostlarına da öner. Kafayı mı yediniz arkadaş siz? He? Ya bu mülteci meselesini bize sevdirmek için başka bir argüman bulamadın mı hoca? Kendi aralarında evlenirlermiş. İyi, e, güzel. Yani bir milli güvenlik meselesi değil. 10 milyon gelmiş. Bir 20 milyon daha alalım arkadaşlar. Size bir şey daha söyleyeyim. Önümüzdeki 10 yılın bir kenarına yazın. Afganlı göçmenler Iraklı ve Suriyeli göçmenler bir kenara daha yazın size. Yani Afrikalıları da bir kenara koyuyorum. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde İranlı göçmenlerle tanışacağız. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde çok büyük bir ihtimalle İran felaket bir şekilde karışacak, müdahaleye uğrayacak. Çünkü İran'ın nükleer bir silaha, atom bombasına sahip olması her şeyden evvel İsrail'in güvenliği için bir tehdit Buna ne Batı'nın ne Amerika Birleşik Devletleri'nin, Rusya'da dahil olmak üzere söyleyelim buna, izin vereceğini düşünmüyorum, eninde sonunda İran'a müdahale edecekler. Ya kendi içinden bir iç savaş karmaşası yaratacaklar, kaos yaratacaklar ve mutlaka bir müdahalede bulunacaklar. Ya yazın, bir kenara yazın Ali Tarakçı demiştin, demişti diye. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde, kısa mı olur uzun mu olur göreceğiz hep beraber. Ve bir İranlı mülteci sorunuyla daha karşı karşıya geleceğiz. Oradan da tabii doğru olarak İran'ın ciddi nüfusu da Türk olduğuna göre oradan da başka bir şey konuşuruz. Yani 85 milyonluk Türkiye'yi önümüzdeki 10 yılda planlayanlar 100 milyona planlıyorlar arkadaşlar. Kendi nüfus artışımızın dışında devasa bir 15 milyonluk daha göçmen nüfusuyla 100 milyonluk bir Türkiye planlıyorlar. Yani e, İlber Ortaylı Hoca sen çoban ve tarımda çalışacak adamları buraya alırken gelişmiş ülkelerde iyi insan gücünü alıyor, alıyorlar, ayırt ediyorlar. Yani bu ülkenin toplumun çok büyük bir kesimi tarafından sevilen, düşünün Twitter'da 3,5 milyon, 3 milyon 200 bin takipçisi olan toplum tarafından da sevilen bir hoca, tarihçi bu algıyı yaparsa varın siz gerisini hesap edin. Varın gerisini siz hesap edin. Bir söz söylemek gerekir mi diye söyleyeyim. Yani bir şey söylemem gerekir mi tekrar bilmiyorum ama ben İlber Ortaylı'ya Sedat Peker'in seslendiğiyle seslenmek istiyorum. Bırak lan! браќа